Ta altta üstünde Evan'ı yazanı görüyor musun? Bunda jet dergileri var. Yok, jet dergileri değilmiş, rozetlermiş. Jet dergileri burada. Bunlar benim yaptığım markasızlar serisi için kullandığım dergiler. Belli bir zamana ait olan bir reklama bakmak, bir zaman makinesine atlamak gibi. Çünkü bir dönemi anlamanın tek gerçek yolu o zamanın bakış açısıyla bakabilmektir. Bu Maya Rudolph, babası Dick Rudolph, ünlü bir siyahi Amerikalı olan Minnie Riperton ile evliydi. Bu fotoğrafın çekildiği zamanlarda Amerika'nın çoğunda ırklar arası evlilik henüz yasal de değildi. Gerçek reklamlar bence gerçekten de büyüleyiciler çünkü kocaman bir hayali topluluğa hitap ediyorlar. Demografik açıdan genellikle en fakiri olan siyahi Amerikalı kadınlar özel tasarımlar giyiyorlar. Reklamlar bizim kendimizi ve başka insanları nasıl gördüğümüzle ilgili çok önemli bir role sahipler. Kitabı kapağına göre yargılamayın diyoruz ama sonra da insanları kitapların kapaklarına bakarak yargılamaları için eğitiyoruz. Reklamcılık ön yargıya dayanan bir şey. Bu tarz insanlar bu tarz konulara önem verir. O yüzden onlara bunu bu şekilde anlatacağız diyoruz. Reklam görsellerine benzeyen resimlerden oluşan "Markalılar" diye bir proje hazırlamıştım. Görsellerin aynı zamanda tarihteki mevcut zamana dair bir eleştiri olmasını amaçlamıştım. Markasızlar projesini başlatma sebebimse reklamlardaki metinleri ve logoları kaldırınca gerçekten neyin satıldığının görünür olacağını düşünmemdi. Bu 1987 senesinden bir resim. Bunu markasız hale getirince burada neyin reklamının yapıldığı pek de anlaşılmıyor. Baskı tarzlarındaki farkı görmek de enteresan. Sanırım ben bu görseli 1987 senesine ait daha farklı bir dergiden almışım. Siyahi bir erkek olarak toplumun yarattığı monolitik imgelerle her zaman çatışma içindeydim. Burada bana göre mizahi bir yan da var. Sanki elimde kristal bir küre varmış da bu reklamları hazırlayan insanların gelecekte neler yaptıklarına bakabiliyormuşum gibi. E i̇şte böyle. Bana göre metin de resimler kadar hatta belki de daha enteresan olabiliyor. Ama dediğim gibi genelde ilginizi satılan şeyden başka yere çekiyor. Ve bir de ironi var. O yüceyi konuşturan şey ne? <laughs> Yapman gereken tek şey etrafa bakmak. Bence bu ilginç bir deneyim. Aman tanrım, gördüğüm şeyi sen de görebiliyor musun? Hayır. Bence toplumumuzun yarattığı görselleri önemseme ve dikkate alma konusunda sorumluluk almamız önemli bir şey. Ancak böylelikle yaşadığımız döneme dair daha geniş bir perspektife sahip olabilir. Şuradakini gördün mü? Bakayım, yukarı mı bakacağım? Evet, şöyle yap. Vay, Reklamlar belli bir sanatçının eseri değil, daha ziyade nesnel parçalardır. Yani reklamlar için tek bir kişi sorumlu değildir. Bunların arkasında sanat yönetmeni, fotoğrafçı ve bir sürü insan olur. Genellikle de bunlar bir uzlaşmanın ürünüdür. Çünkü böyle bir şey görmek istiyoruz diyen bir odak grubu söz konusu. Bir reklamın hangi döneme ait olduğunu söyleyebilirsiniz. Çünkü o ana ait özellikleri yansıtan görselden çok daha fazla öğeye sahip. Evet bu doğru. Buradaki reklamlara bakmak gerçekten ilginç. Çünkü reklamlar hayallerle ve umutlarla ilgilidir. Mesela şuna bakınca, şu mesaja